Efendim uzun zamandan beri ülkesindeki sarı yeleklilerle ilgili başı dertte olan Macron belki de hedef şaşırtmak için önemli bir açıklamada bulundu kendi ülkesinde. Macron şöyle diyor: Türkiye'den gelen imamların Fransızca bilmesi gerektiğini, camilerde yapılan yardımlara da göz atılması gerektiğini söyledi. İbadet yerlerinde sağlanan finansmanın kontrol edilmesini de söyledi Macron. Paranın nereden ve kimden geldiği, ne için kullanıldığı bilinmeli. Bununla ilgili yasa çıkarılacak dedi. İmamların da Fransa'da yetişmesi gerektiğine vurgu yapan Macron, Ramazan aylarında yurt dışından imam gelmeyeceğini söyledi. Buyurun burada yakın. Ekonomik problemler nedeniyle çıkan protestolar Fransa'yı karıştırmışken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam ve Müslümanlar ile uğraşmaya devam ediyor. Türkiye'den gelen imamların Fransızca bilmesi gerektiğini belirten Macron camilere yapılan yardımlara da göz dikti. İbadet yerlerine sağlanan finansmanın kontrol edilmesini söyleyen Macron paranın nereden ve kimden geldiği, ne için kullanacağı bilinmeli. Bununla ilgili yasa çıkacak dedi. İmamların da Fransa'da yetişmesi gerektiğine vurgu yapan Macron Ramazan aylarında yurt dışından imam gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin yasalarının Fransa'da geçerli olmadığını dile getiren Macron şu ifadelere yer verdi. Fransa'da yaşayan Türkler benim gözümde Fransızlar. Onların Fransız olmalarını istiyorum. Onların Fransızların sahip olduğu haklara sahip olmasını istiyorum. Ancak Fransızlar gibi aynı yasalara tabi. Ayrıca Macron, Eylül 2020 itibariyle Fransa genelinde okullardaki yabancı ve kültür derslerinin iptal edilecek dedi. Macron her ne kadar İslam'a hedef almadığını ifade etse de Fransa'da son 2 yılda 15 cami, 12 dernek, 4 okulun kapatıldığını dile getiren Macron'un kullandığı ifadeler sık sık kendisiyle çelişti. Türkiye ile ilgili bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Macron, Türkiye yeni sistemi kabul etmese tüm derslere son vereceğiz dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber.